Abi neden yanlamıyorsun? Abi gazlarken video atmıyorsun. Abi eskisi gibi videolar gelmiyor, yakıp yıkmıyorsun. Arkadaşlar artık yakmanın yıkmanın bir bedeli var. Egzozdan 1000 lira ceza artı muayene iptali. Tekrardan muayeneye götürmen gerekiyor orijinal egzozları takıp. Ola ki driftten ben yapmıyorum ama yapanlar için söylüyorum. Driftten yakalananlar da olursa 7500 liraya yakın bir cezası var. Arabanız gidiyor 2 aylığına, ehliyetiniz gidiyor 2 aylığına. Bir daha böyle bir şey olursa daha büyük bir cezası var. Sanırım 3.'de de komple lisans iptal ediyorlar tertemiz. O herkesin böyle ergenlikte girdiği ehliyet sınavına tekrar baştan girmek zorunda kalıyorsun. Eskiden bu böyle değildi. Artık böyle. Üzücü. Bugünkü dersimizin konusu S2000. Çok konuşulan bir araba. Piyasanın göz bebeği. İnsanların çok merak ettiği, sevdiği bir araç. Türkiye'de sınırlı sayıda var bu araçtan. Şükür bize de nasip oldu. Bende S2000 sevdası çok garip başladı. İnanmayacaksınız ama ben S2000 sevmeyen biriydim. VTEC 2 kullanıcısıydım. VTEC 2 kullanıcıları gerçek bir yarış pilotudur bu arada arkadaşlar. Hepsine selam. VTEC 2'de hoca Facebook grubuna falan. Çok takıldık bir oralarda. Hala da ara ara girip yorumlara düşüyorum. Neyse konumuza geri dönelim. Benim bir tane arkadaşım vardı Çağatay diye. Deli gibi S2000 hastasıydı. Yanıyor dönüyor S2000. S2000 bakıyor, arıyor falan. Bende de asla S2000 hastalığı yok. Ben Type R'cıydım. Bir Type R alayım, keyfime bakayım modundaydım. Hatta birkaç Type R'la yeni anlaştıydım falan filan. Bizim bir galerici abimiz vardı o zamanlar. Kafede oturuyoruz. Geldi anahtarı koydu ya. S2000 aldım. Çağatay'la biz göz göze geldik. Dedi ki bu arabaya koyalım. Nasıl koyalım kanka dedim. Çalalım gezelim dedi. İstesek vermezler. İyi tamam. Bindik. Çağatay sürüyor, çıldırıyor. S2000 abi uçuyor, kaçıyor falan. Baktım. Ne diyor lan bu dedim. Böyle bir şey olabilir mi dedim. Yani ne diyor? Hani o kadar da abartılacak bir şeysi yok. Çünkü S2000'in yan koltuğuna oturduğu o zevki tadamıyorsun. Süren insan onun zevkini tamamıyla alabiliyor. O çok beğenmişti o arabayı. Ben hiç beğenmemiştim o zaman. Ondan sonra o arabayı aldıydı. Ben de Type R bakıyordum. Type R ile S2000'in arası çok yakındı. Şimdi dedim Type R alacağım. Sonra gidip S2000'i alacağım. Almışken bir kere alayım. Böyle bir serüvenimiz başladı. O zamanlar Tek Türkiye'den deli gibi ilan kovalanılıyor. Araba bulunabiliyor. O dönemiydi Tek Türkiye'nin. Bir gün sabah kalktım. S2000 forumunda bir numara var. Hatasız S2000 isteyen ulaşsın yazmış. Aradım. Manavgat'taydı araba. Manavgat'a yeni gelmişti. Antalya'da davet ettik. Arabaya baktırdık. İlk böyle 10 kilometre öteden arabayı bir gördüm. Sadece stopları küçük görünüyor. Dedim ben bunu alırım. Öyle bir S2000 aşkı. Ne bir S2000'ci tanıdığım var. Ne S2000'den anlarım. Ne Honda'dan anlarım. Buna rağmen gittik aldık yani. Öyle bir dönem nasip oldu. Bundan 8-9 sene önceydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi S2000 bir araba mı? Bir araba değil bence. S2000 aileden biri kanka. Bunun soyadı olsa çekiçti yani. Bizim ailenin küçük üyelerinden biriydi. Hani sen dışarı çıkarken kardeşinle der ya evdekiler. Kardeşine dikkat et, göz kulak ol falan. Bu da bizim kardeşimiz. Yani ben evden çıkarken de böyle diyorlar. Buna dikkat et falan filan diye hasta olduğumu bildikleri için. Uzun süredir bir birlikteliğimiz oldu. Neredeyse 10 yıl denilebilir. Ne anılar yaşadık, ne dostluklar yaşadık. Birçok yani gençliğimden 30 yaşıma kadar bana eşlik etti. Bütün anılarım, bütün hatıralarım bu arabada. Ondan bende değeri büyük. Ama piyasada neden değeri büyük? Bence piyasada değerinin büyük olmasının sebebi S2000'ler biliyorsunuz. Her ortamda konuşulur bu. Zamanında 50 liraydı. Almadık. Şimdi 450 lira falan gibi böyle muhabbetler olur. Evet zamanında 50 liraydı. 0.75-80'e satılıyordu. Ama o zamanın 80 lirasına da ev alınıyordu kanka. Şimdi de o evler 400-500 lira yani. Bu konuya geleceğiz. Ne anlatıyordum lan ben? Neredeyim lan ben? Bir şey mi içirdiniz lan bana? Evet, bununla beraber geziyorduk. Bununla hatıralarımız vardı. Piyasanın gidişatı. Şurada kalmıştık. S2000'i zamanında 50'ye almadım kanka. 80'e aldık, 40'a zor sattık kankacılar vardı. Çünkü bu arabalar ilk çıktığında değeri bilinmedi gerçekten. Yani orijinal fotoğraflarını ekleyelim. Araba böyle leylek gibi, garip bir jant var üstünde. 0.10'da diye alıyorsun. Roadster bir makina. Kültür Honda ile alakası yok. Arkadan itiş bir makina. Biniyorsun orijinal haline. Yanla dersin, yanlamaz orijinal. Gazla dersin. Şimdi S2000'lerin hepsinde egzoz var, açık hava filtresi var. Gazladığını
hissediyorsun. Ben bunu aldığımda bunların hiçbiri yoktu. VTEC açtığını bile hissedemiyorsun öyle. Yani o 6000'e getirip koyduğunda sana bir tepkime bile vermiyor araba ses olarak ve hissiyat olarak da. Tabii şimdi sıfır o arabayı öyle alıp öyle süren tayfa hiçbir zevk almadı arabadan. S2000 nerede patladı? Bence S2000'in iki tane dönüm noktası vardır. Birinci dönüm noktası, biri bunu V3'lerle bastı kanka. İlk basan kimse gelsin söylesin. O yani bir dönüm noktasını yaşattı. 40 yanak lastik koydu. Normalde önün lastik ebatı 45, arkanın 40'tır. Öne 40 koyup biri bastı bunu. Ondan sonra bu V3'lerin de eski değeri yoktu yani. Eskiden insanlar V3'leri verip V2, V1 alan tayfa vardı. Ama V3'ler öyle bir moda oldu. S2000'ler basık caddeye bir indi. İnsanların bir dikkatini çekti öyle. Çünkü o aptal duruşu gitti arabanın. İkinci dönüm noktası da işte internete düşen videolar, maç çıkışı dönen S2000 videoları. Harun Taşdağ'ın, Harun abinin meşhur o E5'te transitle anlamsız bir şekilde yarıştığı video. Ünal abinin Bağcılar'da yokuşundan çıktığı video. Tabii yurt dışında S2000'in birçok pist videoları da var araştırıldığında. M4 ile Nürburgring'de yarıştığı bir video var. Veya turbolu S2000'i yağmurda ayarlamaya çalışıyorlar pistte. Yağmur olduğu için yanlıyor alabildiğince. Öyle bir video var. Veya Keiichi Reis'in Japonya'da anlamsız bir şekilde sağa sola fışkırdığı veya pedalların üstü üstünde patinaj çektiği, halay çektiği bir video var. Böyle videolar da insanlara S2000 sevgisini aşıladı. Ama gel gelelim artık günümüzde, ben bu arabayı ilk aldığım zamanlarda insanlar böyle bir yere gittiğinde yol veriyorlardı. Buyurun beyefendi diyorlardı veya emniyet mensupları, trafik görevlileri tabii buyurun falan diyorlardı. Ama bu arabaların namı kötüye çıktı. Her yerde ver aşağı ver yukarı döndü, trafikleri kilitledi ve bu arabada kaybettiğimiz insanlar arkadaşlarımız oldu, Allah rahmet eylesin. Kötü bir izlenim oluşturdu insanlarda. Yani eski tadı kalmadı gibi geliyor bana. Tabii ben dışarıda bir S2000 gördüğümde S2000 seven biri olduğum için hala benim çok hoşuma gidiyor ama ilk zamanki o aldığımki sanki reaksiyonu yok arabanın. Günümüzde de S2000 piyasası ile ilgili ilk böyle arabaların fiyatlarının yükselmesine yol açan araba S2000 diye bilinir. Doğruluk payı var bence de ama geldiğimiz noktada fiyatı en düşük araba S2000 klasmanında. Bu arabadan daha zevkli bir arabaya geçmek için bu arabanın bir bu kadar daha parasını üstüne eklemen lazım sattığında. Şu an normal aile arabalarıyla aynı bütçeye sahip bir araba. Yani çok bir havası kalmadı fiyat olarak bence. Tabii ki yükselse de 10 trilyon da olsa satma taraftarı olan biri değilim. Hani benim açımdan değil ama arabayı almak isteyen birçok genç arkadaşımız, kardeşimiz veya yaşı büyük olan abilerimiz var. Onlar için şu an tam o fırsat kanka. Almak istiyorsanız bu dönem alabilirsiniz bence. Şimdi fiyatları ile ilgili şöyle bir sıkıntı olmuştu bu arabanın. İşte zamanında 80'e 90'a aldınız falan. Şimdi işte fiyatlar uçtu uçmadı kanka. Yani 90'a karşıdaki dubleksi veriyorlardı. Karşıdaki dubleks gene bunun parası ediyor. Değişen bir şey yok aslında. Tabii bazı araba modelleri geri gitti, yerinde saydı. Bu değerini korudu. Ufak da bir üstüne koydu ama sanılanın aksine yani öyle 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon muhabbetleri yok S2000'de. Yazanlar var ama gözümle gördüğüm satılan çok yüksek rakamlara S2000 olmadı. Birkaç istisna araba hariç. Ortalamada gidiyor bence şu an. Honda'nın 2-3 tane efsanevi arabasından biri benim için. Zaten birçoğu Türkiye'de yok. Türkiye'de olan efsanelerden 2-3'ünden biri. Marka olarak söylüyorum. İşte gerisi de Type R'dır, VTI'dır. Bir de benim bu kardeşimdir. Şimdi gelelim bunun hissiyatına. Yani hissiyat olarak bu araba, ben ilk aldığımda Yavuz hatırlar mı bilmiyorum. Asla yanlamazdım, asla gazlamazdım, 80'i geçmezdim. Harbiden öyle sürüyordum yani. Emekli memur gibi sürüyordum arabayı. Sonra bir yerde bir şey oldu bana. Bir böyle bir mekan çıkışı yanımda, o zamanlar Manita var. Genciz. Harbiden böyle oldu ama. Yanımızda bir Manita var. Genciz. Böyle bir mekandan çıkarken bir büktüm. Aa dedim kardeşim. Bunun olayı buymuş. O güne kadar hiç keyif almadığımı hissettim arabadan. O günden sonra arabayı yeni almış gibi hissettim. Ve aradan 8 sene geçmesine rağmen bunu birçok arabada yaşayamazsın diye düşünüyorum. Daha doğrusu kendi arabana biniyorsan yaşarsın bunu, öyle ifade edeyim. Bir araba seninse bu hissiyatı yaşarsın veya sana uygunsa yaşarsın. Hala her baktığımda ilk aldığım günkü heyecanı yaşatıyor bana. Yani baktığımda vay be diyorsun, hani duruşu, tasarımı, çizgileri. Beni benden alıyor şahsen. Etkiliyor, gerek renkten olsun, belki basıklığından, belki benimle olan anılarından. Arabadan bir türlü soğuyamadım. Hani bir araba alırsın ilk günkü heyecan olur ya, o heyecan hala bende var. İlk bindiğimki gibi hissediyorum. Bir aralar bir satma arifesine geldik arabayı. Yani dedim bir yol ayrımı yapsak mı? Çok reddedemeyeceğim anlamsız bir teklif geldi arabaya. Sevdiğim bir abimden. Dedim ki satsam mı acaba, başka bir şey alsam mı? Tam bunları tartışıyoruz. Hızlı ve Öfkeli'nin filmine gittik ekipçe. Matkaps ekibi 20 kişi. Orada son sahne vardı ya. Şimdi izlemeyenler varsa spoiler verdim demesin. Fragmanında da var o sahne. Paul Walker canlandıran kişi yaka yaka R34 ile çıkıyor. Özden şöyle eğildi sinema salonunda bana. Dedi ki başka bir arabayla da çıkabilirdi ama efsane olduğu arabayla çıktı dedi. Sana ders olsun dedi. Tüylerim diken diken olmuştu o sahneyi görünce. Ondan sonra dedim ki kalabildiğince kalmalı. Oldukça bin Okan. Oldukça bin. Başka bununla ilgili değinmediğimiz...
Eski bin piyasası ile ilgili konuşuyorduk. Oradan devam edeyim biraz. Piyasa olarak bence yani bu açıklama ne kadar doğru gelir, ne kadar yanlış gelir onu siz değerlendirin. Eski bini alan 3 kitle vardı bence. Fenomen olmak için alanlar, alsat ticaret için alanlar, bir de gazlayıp yanlamak için alanlar. Şimdi fenomen için alanlar birçoğu fenomen olunamayacağını, sende de bir ışık olması gerektiğini anladılar. Neticede ortalama 250-300 adet eski bin olduğu düşünülüyor. Ama mesela bir isim saydı denilse bu arabayla tanınmış 10 isim sayılabilir. Ben biraz daha fazla sayarım belki. Gruplardan dolayı çok tanıdığım isim var çünkü. Yani fenomen olma işi boş iş bence. Her arabayla fenomen olunabilir. Bir Tofaş'la da fenomen olunabilir. Arabaya verdiğin değer, ilgi insanların tepkisini çektiği sürece bu olur. Bu fenomenlik davası bitti. Zamanında işte haberlere çıkanlara özenip haberlere çıkmak isteyenler yeni yasaları getirip hepimizi driftsizliğe hapsetti. Fenomen ayağı bir geçti. Şimdi şu dönemde diğer arabaların ve bütün arabaların tavan yapmasıyla artık eski binler ortada kaldı. Hani bir al satı yapılmıyor. İlk defa tarihte 53 mi 58 mi ne ilan gördü eski bin. Ben buna bakarken 6-7 tane ilanı vardı. Zor seçiyorduk ve bu arabanın sahipleri bu arabanın kimin alacağı hazır yani. Bu arabanın sahipleri bu arabayı kime satacağını biliyor. Çünkü arkadaş grubunda gidiyor bu tarz arabalar genelde. Ama geldiğimiz şu günde şimdi insanlar fenomen olmak için almıyor. Para da kazandırmıyor araba. Para kazandırmak için de almıyorlar. Yakıp yıkma gazlama dönemi de bitti artık. Ne oldu? Böylelikle eski binin üstündeki bir bu 3 etmen için eski bini almak isteyenler elini eteğini çekiyor ve çektiler. Şimdi bundan sonra bence ne olacak? Benim gibi veya benden daha çok işte koleksiyoner değerinde saklamak isteyen veya sadece görsel ve isim olarak eski bin olsun işte bineyim hatırası olsun gözümün önünde dursun diye almak isteyenlere geçecek son bir tur daha. Ondan sonra da kimse satmayacak bence. Efsaneviliğini koruyacak. Bu benim kişisel görüşüm. İlerleyen günlerde görür bakarız veya yıllarda. Şimdi şey de çok komik olacak. Biz belki 50-60 yaşına geleceğiz. Bu videoyu izleyeceğim. Ne kadar boş konuşmuşum diyeceğim. Veya 60 yaşında bir dede olarak da bu arabanın yanında otururuz. Belki yine bir sohbet ederiz 60 yaşına kadar neler yaşadık diye. Böyle anlamsız, garip, şuursuz bir araba kanka. Direksiyonuna biniyorsun. Arabanın götü başı ayrı oynuyor. Go-kart arabası gibi hakimiyet sende. Arabada her şey sana göre. Gazlama sesi şu kabriyo arabalarda olan bir özellik var. Egzoz kulağının burasında. Mesela bir EP3'le veya kup bir arabayla gazladığında Overex'in sesini alamıyorsun. Ama bu arabayla gazladı mı üst açık olduğu için ve VTEC gücü olduğu için, VTEC açma sesi olduğu için gerek hava filtresi gerek egzoz sistemleri farklı olduğu için yanıyor, yıkılıyor. Ortalık inliyor yani. O da süren adama bir gaza getiriyor. Tabii çok getirmemesi lazım. Genel olarak eski binler hakkında da bildiğim kadar bilgi aktarmaya çalışayım. Tabii yalan yanlış olabilir. Siz de araştırın mutlaka. 99 yılında tasarımı bitiyor arabanın ve üretime geçileceği söyleniyor. 2000 yılında üretime geçiliyor. AP1 olarak geçiyor. AP1 bizim aracımız şu an AP2 makyajlı. AP1 arabalar çok fazla satıyor. O dönem sıkıntılı bir döneme geliyor. AP2'lerden az üretiliniyor. Türkiye'de çok olmasına rağmen dünyada AP2 sayısı az aslında. Şimdi Türkiye'deki AP1, AP2 muhabbetine de gelirsek aslında hepimizin ruhsatında AP1 yazar. Araçlarımız AP1'dir. Sadece AP2 makyajlıdır. 2200 motor yurt dışında onlar asıl AP2'ler. Bizim sadece tamponumuz, farımız, tentemiz, kadranımız, orta konsolumuz, topumuz, arka tamponumuz. Genel olarak makyajımız AP2 aslında. 2000 yılından yanlış hatırlamıyorsam 2006'nın 6. ayına kadar VSA'sız olarak geliyor. Ondan sonrası VSA'lı olarak gidiyor. VSA'lı ile VSA'sızın arasında ne fark var derseniz hatırladığım kadarıyla direksiyonun ortasındaki Honda logosu tırtıklı. Arka koltuk kafalıklarında hoparlörler var. Koltuk kafaları bir bütün şeklinde, ortası ızgara değil. 2007'ye 8'e kadar kısa kafa, 2008'den sonra da uzun kafa 2009. Böyle ufak tefek farklılıkları var. Stopu farklı, tentesi farklı. Türkiye'de şerefiyle kalmış AP1 sahipleri sizlere sesleniyorum. Aracınızı artık AP2'ye çevirmeyin kanka. Delikanlı AP1'lerin de kalması lazım. Birkaç tane bildiğim var ama birçoğu da AP2'ye döndü. Benim aracım AP1 olmuş olsaydı onun o böyle stopunun, daha doğrusu onun farının burası böyle daha dik geliyor sinyali. American Park çok daha güzel görünüyor. Ya yani AP1'in de bir şerefi var. EP3 Type-R'ın da mesela ilk versiyonu hoşuma gitmiştir benim. Hep böyle Honda'ların çıkan ilk kasaları safkan Japon gibi geliyor bana. Tabii ki AP2'nin makyajı güzel ama bunca aynı eski binin içinde bir tane farklı eski bin olması dikkat çekerdi bence. Gelelim eski bin modifiye kısmına. Şimdi Türkiye'de modifiye klasik V-Ding Drift, yurt dışında öyle yazmışlar. V-Ding Drift eski bin modifiye gibi bir şey yazmışlar. İşte V3 basık, arkada çapraz Varex. Bu yani Türkiye'de. Buna böyle old school eski binciler şey der. Allah lanet olsun adamım. İşte böyle araba modifiye mi edilir? Yurt dışında bunlar böyle modifiye edilmiyor. Türkiye'de şimdi işlemiyor babacım. Yurt dışındaki modifiyeyi burada bu arabaya yapmaya kalksak 100 bin liramız gider. Güzel olur mu? Bu rengi olmuyor. Ben
kırmızı yapılmış güzel eski bin görmedim. Beyaz veya sarı veya daha böyle renkli bir arabam olsaydı veya Monroc. Bir karbon kaput, karbon bagaj, işte Mugen Club Racing önek, arkaya işte farklı bir flap falan ben de koymak isterdim. Ama bu rengin kombini böyle hoşuma gidiyor. Mesela bir OMR Top almak düşüncem var. Onun parasına gidip başka araba bile alabilirsin şu an. İkinci ellerine 50 bin 60 bin liradan bahsediyorlar. Böyle bir noktada S2000'leri yurt dışındaki gibi modifiye etmek Türkiye'de her baba yiğidin harcı değil. Ettin, parayı bastın ettin. O arabaya trafikte binmek göz ister. Harbiden göz ister. Buna bu şekilde binmek bile çok aykırı bir şey. Yani elimizden geldiğince kıyılardan köşelerden geziyoruz. Maalesef. Çünkü hani işte cam filmi olsun, yere yakınlığı olsun, egzozu olsun. Bu lanette bunlar olmadan binilmiyor babacım. Yapacak bir şey yok. Ama elimizden geldiğince eskiden biz de çok hırpaniydik. Her virajda yanlardık, gazlardık falan. Onlara olabildiğince artık biraz da gençliğin verdiği cehalet. Biraz da işte arabayı ilk almanın cardınlığı. Onları birazcık açtık. Sona getirdik. Artık böyle insanlardan uzak yerlerde, etkinliklerde veya trafiğe kapalı olduğunu gördüğümüz alanlarda yapıyoruz mecburen. Böylesi daha da güvenli. Yani biz de şeyi savunmuyoruz. Hani tutup trafiğin ortasında dönem, insanların arabasının etrafında sıfır. Bu da bizim sevdiğimiz bir şey değil. Ama bu drift yasasının da bence göreceli uygulanması lazım. İnsanlardan uzak dağda bayırda dönen bir adamla trafiğin ortasında dönen adama aynı cezanın uygulanmaması lazım. Bir de eski bin Club Racing modeli var. Club Racing modeli Türkiye'de maalesef yok. Yarış için hazırlanmış bir model. Kliması yok. Ön eki farklı. Arkada spoiler'ı var. Arka koltuk kafalarının arkasında panzilot gibi bir bölüm var. Ufak tefek de değişiklikler ve dokunuşların yapıldığı ve logosu da farklı. Böyle bir eski bin modeli de var yurt dışında ama tabii Türkiye'de yok. Eski bin grupları. İzleyenler vardır şu an. Eski bin bütün arabaların grupları vardır ama eski binin farklı bir grubu vardı. Çok kaliteli bir grubu vardı en başında. Ben ilk girdiğim zamanlarda. Tabii şu an da kalitelidir ama gerek pandemi olsun, gerek grupların birbiri arasında bölünüp ayrılmaları olsun, gerek herkesin birbirini artık tanıyıp laçka olup sevmediği insanlardan uzaklaşması olsun. Bayağı bir bölük pörçük oldu eski bin grupları benim gördüğüm kadarıyla. Eskiden böyle değildi ama ben ilk gruba girdiğimde İstanbul'da bir 15-20 yakın arkadaşın eski bini vardı. Onlar bir grup oluşturmuştu. Sonradan da başka eski bin sahiplerini alalım demişlerdi. Çok böyle gırgır şamata bir muhabbet vardı. İşte Şivan abiler olsun eskilerden, Engin Fırat olsun Allah rahmet eylesin ve böyle aklıma gelen gelmeyen birçok isim var şu an. O zamanlar o gruplardan alınan tat hiçbir zaman alınmadı bence. Çünkü bir E5 gazlamaya gidiyorsun 20 eski bin. Hani herkes yakıyor yıkıyordu. Tabii şey yanlış. Artık yapmayın. Ama o zaman zevkliydi. O zamanlar güzeldi. Böyle bir ortamın muhabbeti vardı. Mangala gidiyorlardı, etkinliklere gidiyorlardı. Sadece yani kimse ben bunu bunun için aldım demez ama sırf o ortamda takılıp araba sürmek için eski bin alanlar bile vardı. Bu kötü bir şey değil. Alanda ben aldım diyebilir. Çünkü o zamanki eski bin grubunda bir statü sahibi oluyordun. Şimdi kırmızı Tuborg, faça, şay, adam da faça bile yok. Bu nasıl eski binci diyorlar yani. Buna düştü artık biraz. Tabii gene old school kadro var, elinde tutuyorlar eski bini ama o eski albenisi, eski o bilgili kültürlü insanların dönemi bir tık bitti. Şimdi alan tayfa da, alsatçı tayfa, tabii hakkıyla, şerefiyle, namusuyla alsat yapanlar hariç. Şimdi alsatçı tayfa da şöyle yapıyor, alıyor, alan ben bunu, binem, köşelerde dönem, bütün herkese eski bine düşman edem, ondan sonra yağını bile değiştirmeden götürem, satam arabayı. Böyle olunca da eski binler kırılıyor. Hem sana kırılıyor hem de kendi içinde kırılıyor. Ben de mesela bunun fabrika kitapçıkları var. Bir gün bir kitapçığını okudum arabanın. Bütün arabalarda tabii bu böyledir de biz de cahiliz. Yani biz de bunu da öğrendik arabacılığı neredeyse. Şöyle bir baktım kitapçığına. Kilometre olarak hiçbir şey dolmamasına rağmen yıl olarak bütün parçaların ömrü dolmuş. Buradaki Ace Honda servisine götürdüm. İşte servis müdürümüz çok ilgilendi sağ olsun. O zaman bir liste çıkarmıştık. Şanzıman yağı, motor yağı, gergi, palet, zincir. Bunlar trigger hani zincir olarak. Ondan sonra işte diferansiyel takozu, motor takozu, şanzıman takozu. Elden ne geliyorsa hepsini yapalım dedik. Hondacı arkadaşlara ve diğer araba gruplarına da ufak bir tavsiyem. Biliyorsunuzdur birçoğunuz ama kitapçığında yazan yağını alın. Ben mesela normal yağ inceledim orada. Bildiğin sıvı. Ama mesela Honda'nın MTF şanzıman yağını getirttik buna. Yani böyle o hani inanmak istemediğim şey gibi uzuyor böyle. Ama şey öyle de yanlış anlarlar. Öyle de şimdi çok farklı bir şey gider. Yani burundan pislik olarak öyle anladın. Gerçekten onu koyduk. Mesela vites geçişlerinin bile fark ettiğini hissettim. Diferansiyel yağını değiştirdim. Yapabileceğim her şeyi yaptım ben arabaya. Çünkü bu bizim ailemizden biri. Kardeşim bu benim. Buna bir şey olsa var ya çok üzülürüm lan. Bir şey olmasın. Ha şimdi olursa ben elimden geleni yaptım. Yapacak bir şey yok. İlahi takdirat. Ama harcadık be reis. Buna da harcadık be. Değildi. Şimdi bazı arabalara hak ediyor kanka. Yani bize Sport 3 vardı. Kardeşim kaza yaptı.
Allah korudu. Kimsenin umurunda değil. Tabii bunda da yapsa kimsenin umurunda olmaz. Neticede önce can. Ama bu şimdi bazı arabalar bedeni taşır. Seni bir yerden bir yere götürür. Bazı arabalar ruhu taşır. Evden işe gitmek için bineceğin araba vardır. Kafan bozulduğunda binip o arabada stresini atabileceğin bir araba vardır. S2000 o klasmanda bir araba ve ruhu olan veya senin ruhunu taşıyabileceğini düşündüğün çok az sayıda piyasada araba var. Hele Türkiye'de çok çok daha az sayıda var. O yüzden bu tarz arabaların değeri kıymeti bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Düzgün bakabilecek insanların binmesini isterim. Şimdi adam biniyor arabaya, farlar kör olmuş, tentede sallama izi var, kaputta taşma mermisi gelmiş, anladın mı? Plakalık IS'in plakalığı, transitin motor takozunu takmış. Yani gerek yok, yapma, kötü dursun ama öyle yapma. Elinden gelenin iyisini yap, oldukça yap veya yapma babacım, anladın mı? Yapacağın zaman çıkar bin arabayı. Şimdi S2000 dedim mi görsel olarak kusursuz olması lazım bence. Ama bir bakıyorsun araba çok kötü görünüyor. Öyle de insanların hoşuna gitmiyor. Bence S2000 dediğin kusursuz durmalı. En azından sahibinin gözüne kusursuz gelmeli. Ben elimden geldiğince birçok şeyini yaptırmaya çalıştım. İşte Berkay'a götürdük, koltuklarını tamir ettirdik. Direksiyonu Honda'cılar bilir. Zamanla direksiyon artık dökülme evresi olur onun. Vitek 2'de onu yaşamıştım. O evreye gelmemek için bir parlatıcı sürmüştüm direksiyona. Tabii rengi çok açmıştı parlatıcıda ama deriyi beslemişti. O da bir cahillik. Berkay'a götürdüm de test station. Mat bir şekilde sıfır direksiyon yaptı bana. Vites topuzunu değiştirdik. Elimizden geldiğince birçok şey yaptım. Ben bu arabayı o fabrika kataloğundaki gibi almıştım. Coilover'larını kendim aldım. Hava filtresini, kule gergisini, egzozunu, shaft spacer kitini, jantını. Yani şöyle bir baktığımda aslında hiçbir şey yokmuş gibi duruyor ama birçok emeğim var. Şu anki kura da vursak deli para aslında birçoğu. S2000 Türkiye'de değeri bilinen bir arabaydı ama şu an çok bilinmediğini düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda da bilineceğine eminim. Yeni nesil bu arabanın değerini bilecek bence. İlerleyen günlerde bakalım bizi ne görecek. Bir daha böyle efsanevi bir araba sahibi olur muyum bilmiyorum. Bundan kopabilirsem olurum. Kopabileceğimi de pek zannetmiyorum. Bakalım ilerleyen günlerde bizi GP kardeşimle neler bekliyor. Onları da size çeker anlatırım. Daha söylemediğimiz bir şey kalmadı herhalde. Güzel miydi Yavuz? Kalkın kalkın, Yılmaz abi geliyor. Yılmaz abi dükkanını kullandık ama yani sen arayamadığımız için senden izinsiz gece girdik abi, yoksa... Thank you.